أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Ya İlahel Alemin, zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Şeytan aleyhi majesteyik kanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Nüfusu emmarenin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi tarih-i müstakimde Kur'an-ı Muhyüsül beyana hizmete muvaffak eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'ın inayeti her an bizimle beraber olsun. Son derste melaike-i kiramın vazifelerini size arz etmeye çalıştım. Kalbimizdeki meyillerden hayat-ı tekviniyenin en büyük kanunlarına, prensiplerine, namuslarına kadar müdahil, mübaşir, muhaliç veya sanat-ı ilahi alkışlayan melaike-i kiramın vazifeleri üzerinde mevzuun kıymet ve liyakatı nispetinde değil, sadece bir fikir verme babında durmuştum. Ve son dersleri arz ederken de size inşallah bu mevzuya bir tekmili olarak melaike cinsinden, yani latif olmaları itibariyle melaike mevzuunda müteala edilmeleri düşünülen cin tayfasından da bahsedeceğim demiştim. Cin tayfası doğrudan doğruya imanın erkanından sayılmamakta. Ama imanın erkanından sayılan Kur'an-ı Mucizül Beyan, Kitab-ı Mukaddesimiz çeşitli yerlerinde onları ele alıp anlattığından ötürü Kur'an'ın muhtevasına inanmak farzdır. Öyleyse cin tayfasının mevcudiyetine Kur'an'ın tarifi içinde inanmak da farzdır. 20. asra gelirken asr-ı saadet ve asr-ı nurdan uzaklaşmanın bir çeşit tezahürü olarak beşer, inanılması gereken her şeyi teker teker rafa koymaya başladı. Ve 20. asırda inkar, küfür ve ilhat doruk noktaya ulaşınca biz Allah'a iman ve Resulullah'a imanın da aynı şekilde kulağın arkasına atıldığını gördük. Daha önce İslam mahafilinde bu türlü meselelerin münakaşaları yapılıyor. Melek var mıdır, yok mudur, varsa keyfiyeti nedir, akıl bunu alır mı? Gözlerimizde biz eşya ve hadiseleri gördüğümüz, değerlendirdiğimiz halde meleği niçin göremiyoruz? Münakaşaları mahafil ilmiyede başlamıştı. Daha sonra meseleler bunlara intikal etti, büyüdü. Ve hemen ellerinin ters tarafıyla İslamca bu rasih hakikatları itmeye teşebbüs ettiler. Bilemediler ve bilemiyorlar ki akıl her şeyi bilememekte, göz her şeyi görememekte, kulak her şeyi işitmemektedir. Havası hamsemiz,
Beş duyumuz bizim belli sınırlar içinde mahpustur. Bunlar eşya ve hadiseler dediğimiz sahadan ancak milyonda, belki birkaç milyonda birini imtisas etmekte, biriyle münasebet kurmakta ve pek azıyla alakası olmaktadır. İlim laboratuvarda bizim görme sahamızın pek az olduğunu, duyma sahamızın sınırlı bulunduğunu, hissetme sahamızın ondan daha sınırlı bulunduğunu ispat edeceği ana kadar tâğî ve âsî beşer her şeyi görebileceğine ve işitilme şeninden olan her şeyi işitebileceğine inanıyor, görmediği ve işitmediği şeyleri de inkar ediyordu. İnkar etmeye başlamıştı. Onun içindir ki son asırda batıdan gelen bu tahrip edici, Badi Harub adını vereceğimiz, yıkıcı, silici, süpürücü, götürücü, ayakta hiçbir şey bırakmayıcı korkunç rüzgar karşısında bir kısım İslam ilimlerini yapmış kimselerin kafaları dahi sarhoş oldu, bakışları dahi bulandı, onlar dahi melek ve cinni tevil etme lüzumunu duydular. Onun içindir ki Ezher-i Şerif'i ellerine geçiren bir kısım batı mukallitleri, Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz ama cin, peri, şeytan vesaire melek bunlar mikroplardan ibarettir dediler. Batıdan gelen Badi Harub herkesi sarhoş etmişti. Kafirlerin kalbi hayatlarını öldürmüştü. Tamamen his dünyalarını söndürmüştü. Müminleri de nezle yapmıştı. Burunlarını tutamıyorlardı. Dümüklü böcek gibi her tarafı telbis ediyorlardı. Muhbir-i Sadık Gayb Bin gözüyle bir hakikat anlatıyor. Bir rüzgar esecek, bir duman zuhur edecek ahir zamanda. Bu kafirleri öldürecek, müminler de bundan zükkam olacaklar. İşari manalarından bir tanesine mevzumuzu yükleyelim, onun üzerine koyalım. Bir küfür ve dalalet rüzgarı esti. Her şeyi maddiyeciliğe irca etme rüzgarı fırtınası esti. Din iman namına, maneviyat namına, ruh namına, kalbi hayat namına adeta hiçbir şey ayakta bırakılmadı. Batı tamamen materyalist oldu Hazreti Mesih'in arkasında olmasına rağmen. Doğu'da korkunç bir nifak şebekesi materyalizmi, maddeyi temsil etti. Nifak şebekesi, sureti haktan görünen, memleketleri kana boyayan, en milli, en medeni, en mütemeddin memleketlerin içinde vahşet ordusu halinde çalışan, nifak şebekelerini idare eden doğudaki nifak şebekesi. Tamamen manayı ve ruhu inkar ettiler. Ve bunun Müslüman aleminde küçük bir tesiri oldu. Zükkam oldular onlar da. Ezher-i Şerif'i bir asırdan beri idare edenler, sair memalik-i İslamiye'deki mehafil-i ilmiyeyi ellerinde tutanlar, ilmi mahfillerde konferanslar, kongreler veya bilmem enternasyonel ne toplantılar idare edenler, zükkam oldular bunlarda. Burunlar akmaya başladı. Melek ayrı şekilde tevhile uğradı. Allah'ın desti kudretiyle meydana gelen mucizeler ayrı şekilde tevil ve tefsire uğradı. Cin ve periye de yazdıkları tefsirde mikroplar deyip geçiverdiler. Bilemediler ki zavallılar, şu kemikleri sadefleşmiş, işledikleri cinayetin hesabını vermekte bulunan zavallılar, bilemediler ki alem gördüğümüz sahadan ibaret değildir. Şehadet alemi, gayb alemi üzerinde çok tekrar edilen bir söz tenteneli perdedir. Ve asıl alem bu alemi açtıktan sonra görülecek, duyulacak ve hissedilecek. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri çeşitli fırtınalar karşısında hakaik-i imaniye mevzuunda bizi tereddüt ve şüpheden masum ve mahfuz buyursun. Teferruatına kadar muhbir-i sadıkın haber verdiği, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirdiği bütün hakaiki âliyeyi İslamiye'ye inanmaya bizleri muvaffak kılsın inşallah Teala. İşte bu hakikatlardan bir tanesi de cin hakikatidir. Beşer arasında da gördüğümüz bir hakikat vardır. Büyük tehlike evvela gelmeye azmederken kendini inkar ettirir. Hastalıklar kendilerini inkar ettirirler.
Mikroplar yapacaklar işi sessiz sessiz yaparlar. Yere serecekleri bir dişiniz ise şayet, yere serileceği, iflahı döküleceği ana kadar siz hiçbir şey hissetmezsiniz. Ağrıyı, sızıyı hissettiğiniz zaman ise, onun kablanması ve doldurulması gerektiği bir devre başlamış demektir. Şeytan ve cin, hususiyle cinlerin keferesi, meredesi şeytanlar, mevcudiyetlerini inkar ettiriyorlar beşere. İnkar ettiriyorlar, beşer onu inkar ettiği nispetle şeytanın hakimiyeti teessüs edecektir. Şeytan Allah'a karşı ilk isyanında neler sayıp döküyor? Sayıp döktüğü şeyler arasında fıtrat kanunlarına müdahaleyi görüyoruz. Fıtrat diye sahibi şeriatın bize talim ettiği şeyleri değiştireceğini görüyoruz. Görüyoruz hayvanların yidiş yapılacağından, hilkata, fıtrata müdahale edeceğinden ve ettireceğinden bahsediyor. Tabiata şöyle müdahale edecek ve beşerin yüzünü fıtrı hayattan şöyle döndüreceğim diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in icmalen ele aldığı bu meseleyi müsaade ederseniz tafsil edelim. Şeytan diyor ki, ben Adem'den ötürü madem asi sayıldım, beşerden ötürü asi sayıldım, dergah-ı ilahiyeden kovuldum. Öyleyse ben hakimiyetim adına beşere içki içireceğim. Hakimiyetim adına beşere zina ettireceğim. Hakimiyetim adına beşere faiz yedireceğim, rüşvet yedireceğim. Çeşitli ticari spekülasyonlara zorlayacağım, ahlaksızlığı işlerinde hakim kılacağım. Hak ve hakikat adına mahkeme kesen, kanun koyan kimseleri tam adıma kanun kestirecek ve ahkam-ı ilahi ayaklar altına aldıracağım. Seni, senin adını unutturacağım beşere. Peygamberlerinin adını ve namını unutturacağım beşere. Beşeri gayri fıtri ve gayri tabi bir hayata zorlayacağım ki, o hayat içinde kurtulmak için bocalarken yeniden iyice batacaklar. Fıtratı, tabiatı terk ettiklerinden ötürü yaralanacaklar. Bu yaralarını yine gayri fıtri ilaçlarla tedavi edecekler. Yaralarını kandıran haline getirecekler. Senin kullarına bunların hepsini, akla hayale gelmedik bu melanetleri teker teker yaptıracağım diyor. Şeytan tafsil etmiyor bunları. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı bir asinin ses tonuyla ve feryadıyla, bir tağinin korkunç baş kaldırmasıyla Allah'a karşı icmalen anlatıyor bunları. Fıtrat kanunlarına müdahale edeceğim. Sizin fıtrat dediğiniz, Resul-i Ekrem'in kütübü ve hadisiyede fıtrat diye anlattığı her şeyi değiştireceğim. Sizin arpa ve buğday tarlalarınızın yerine ben zehir zemberek ekeceğim. Siz eşya ve hadiselerin dışına çıkın. Mualla bir mevkiden olup biten şeylerin akışına ve seyrine bakıverin. Sonra şeytanın feryadına kulak kesilin. Göreceksiniz, şeytanların artık açıktan insanlara görünmesine lüzum kalmamış, fitne ve fesada uğramış, bozulmuş her mütefessih vicdan, şeytanın taht kuracağı bir otak haline gelmiş. Ve dıştan, beşere Allah'ın kullarına, Hazreti Adem gibi hilafetle serfiraz olan, Allah'ın en ekrem ve en eşref mahlukuna müdahale edemeyen şeytan, dıştan müdahale edemeyen, karşıdan görünerek onu değiştiremeyen şeytan, 20. asırda insanların içine girmiş, adına ve sanına hakimiyet kurdurmuştur. Zaten beşer arasında da tehlike öyle değil mi? Devrimizde maruz kaldığımız musibetlerden daha hafif değil miydi Haçlı seferleri? Zira tehlike dışarıdandı. Tahşidat yapma, zuhuru koruma imkanı vardı. Müminler rabıta yaparak sinelerini geriyor ve düşmanlarını yenebiliyorlardı. Kurt gövdenin içine girince saray çöktü. Kendi cemaatinin ve raiyetinin başına çöktü. Düşünmeyen başlara çöktü. Tefekkür etmeyen başlara çöktü. Hesabı olmayan başlara yıkıldı. Terkip, fikir ve ruhundan mahrum olan köhneleşmiş anlayışlar üzerine yıkıldı. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi tehlike çok daha çetin, çok daha zorlu, kırılmaz demirden leblebi. Aynen öyle de şeytan gövdenin içine girmiştir.
gururuyla, kibriyle, öfkesiyle, tuğyanıyla, feveranıyla, şehevat-ı nefsaniyesine düşkünlüğüyle, hırsızlığıyla daha akla hayale gelmedik. Ne melanet ne melanetiyle şeytan kendini inkar ettirdi. İnkar ettirdi de en âli kademeden en aşağı kademeye kadar sözünü ve hükmünü geçirtti. Alman şairi, şehiri Goethe'nin Faust ismindeki kitabı vardır. O hayali olarak beşerin şeytanla mücadelesini tasvir eder. İlk bölüm gökte ilk oyun, Allah'a karşı isyan. Ve ikincisi Mephisto ile Faust'un mücadelesi. Mephisto şeytanı temsil eder. Faust'un aklını ve kalbini alır bütün dünyayı karşılığında vermek üzere. Halbuki onu kuru bir kalıp haline getirir. Mücadele güçleşir. Eser biterken beşer mi galip şeytan mı bilemiyoruz hükmünü verir. Bize şeytan bir şarap içirdi. İçirdi, sarhoş etti, kalbimizi ve aklımızı aldı. Bunun karşılığında bütün dünyayı verirse dahi bakışı mahmur ve bulanık, kafası sarhoş insanlar için ne ifade eder? Kalp ve ruh gittikten sonra her şey gitti demektir. 20. asrın beşeri işte böyle bir belaya maruzdur. Mevzu ele alacağım zaman, saksağın ötüşü mahiyetinde bu türlü şeylerle kulak tırmalamanın manası var mıydı, yok muydu? Siz sormayın. Ben de vardı, yoktu müdafasını yapmayayım. Aklıma estiği gibi meseleyi tasvire çalıştım. Mevzumuz bize görünmeyen mestur varlık, dinlerin de ahkamı Kur'an içinde yerleri olduğunu ve beşerin bunlara inanmasının vacip olduğu hususunu arz ediyordum. Cin tayfası, şeytan tayfası ne vehim ne hayaldir, ne beşeri kuvvetten, gariseden ibarettir, ne şehevi duygu, ne gadabi duygudur, ne de bir kısım sarhoşların zannettikleri gibi mikroplardan ibarettir. Cin öyle bir tayfadır ki beşer gibi Allah Kur'an'da karşısına almış, muhatap yapmış, muhatap yapmakla serfiraz kılmış. İçlerinden inananları inanmış, inanmayan temerrüt edenleri şeytan olmuş, helak olmuş, dergah-ı ilahiden uzaklaşmış. Beşer yeryüzünde daha olmadığı günlerde cin vardı. O sahabinin söylediği her sözü, yaptığı her işi altın tartar gibi bin tartı bir kere söyleyen ve yapan Abdullah İbni Amr İbni'l As diyor ki, böyle bir şey hakkında kendi kanaatini söyleyemez, Mişkat-ı Nübüvvet'ten ışık almadıktan, Resul-i Ekrem'den bir esinti gelmedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem, Adem yaratılmadan 2000 sene evvel, hangi 2000? Kur'an'a göre mi 2000 bu, bize göre mi 2000 bilemiyoruz. Kur'an'da zaman izafidir. Seneler onda bazen milyon olur, bazen 50 bin olur, bazen 1000 olur. Bazen de kamerin takvimciliğiyle ayları 29 olur. 2000 sene evvel yeryüzünde can vardı diyor. Dahak İbni Abbas tarikiyle Allah yeryüzünün imarını can tayfasına vermişti. Bunlar yeryüzünü o gün Esma-i İlahi'ye aynı olma, Allah'ın icraatını alkışlama adına imar ediyorlardı. Ve sonra ziyan ve tuğyan ettiler. İleride sahası geldiği zaman arz edeceğim, burada misal olarak üzerinde durma imkan yoktur. Ve Yusuf ismindeki kendi işlerinden bir peygamberlerini de şehit ettiler. İsrail oğulları gibi ellerinden tutup sahili selamete götürecek nebilerini şehit ettiler. Ve Cüveybir meseleyi şöyle anlatıyor. Bunlar yeryüzünde isyan ve tuğyan edince Allah göklerden kendi cinslerinden meleklerin arasında iblisle bunları tebhid etti. Yeryüzünde mahvu perişan etti. Bunlar hep denizlere kaçtı, orada taht kurdular. Bunlar çeşitli eserlerdir. Fakat arkalarında bunların Resul-i Ekrem'e meselenin ulaştırılmış, azvedilmiş olması düşünülmezse bunları izah etmek mümkün değildir. Hadis kriterleri açısından. Cin tayfası Adem'den çok evveldi, yeryüzünde yaratılmıştı. Adem daha toprak su arasındayken, Esma-i İlahi'nin cilvelerini aynadarlık yapan insanlar gibi yeryüzünde cinler vardı. Hüküm onlardaydı. Onlardaydı ki melekler onların o isyan ve tuğyanını gördüklerinden ötürü
اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ demişlerdi. Yeryüzünde yarattığın yeryüzünün tabiatını taşıyor. İsyan ve tuğyanı taşıyor. Adem'i de halife olarak yarattığın zaman isyan edecek, kan dökecek, fitne ve fesat çıkaracak, anarşiye sebebiyet verecek. Melek doğru söylüyordu. Fıtrat-ı beşer, nübüvvetin getirdiği hakikatlarla, nübüvvetin saçtığı nurlarla kendini bulmaz, kıvamına gelmezse yeryüzünde anarşi hüküm ferma olacaktır. Melek doğru söylüyordu. Ama kendini bulan, kendini tanıyan ve kendine gelen, yeryüzünde bir hakkın Allah'ın halifesi olacaktı. İşte muvakkaten melek gözünü buna kapamıştı. Onun için Allah Celle Celaluhu, siz benim bildiğimi bilemezsiniz demiş. Onlar da Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Öğrettiğinden başkasını zaten bilemeyiz demiş. İshar-ı ubudiyette bulunmuş, aciz ve fakr içinde kulluklarını ifade etmişlerdi. Cin tıpkı insan gibi yaratılmış ve Allah tarafından müsavi tutulmuştur. Halakal insane min salsalin kel fakhar ve halakal cehennem min maricin minnar. İnsanı fakhar gibi salsaldan yarattık. İnsanın yaratılmasını ifade eden mevzuda bunun üzerinde durmuştum. Böyle tıngır tıngır ötecek gibi, tuğla kiremit gibi şeylerden, yer üzerinden aldığımız maddeleri, üsareleri birbirine karıştırmak, bir protein çorbası yapmak, kurutmak ve sonra hayat nefretmek suretiyle insanı yarattık. Arz ettiğim şeylerin bütününü ayrı ayrı ayetler anlatıyor, ruhu nefretmeye kadar. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Cinni de alevsiz, korsuz bir çeşit ateşten yarattık. Neden yaratılmış olursa olsun bizi çok ilgilendirmez. İsterseniz siz deyin ki o radyasyonların terkibidir. İsterseniz deyin ki bir iyon çorbasıdır. İsterseniz deyiniz ki o tamamen anti maddeden olmuştur. İsterseniz deyiniz ki esiri bir vücudu vardır. İsterseniz deyiniz ki partiküllerden meydana gelmiştir. Fakat zinhar bunlardan herhangi birinde kat'i hüküm vermeyiniz. Çünkü mariç ve narın ne olduğunu bilemiyoruz. Melek nasıl nurdan yaratılmış, temessül edip değişik şekillerde görünebilir. Ayrı bir cismi latif olan cin, o da nardan yaratılmış, temessül edip görünebilir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Kasem olsun ki biz insanı salsaldan, o balçıktan, o protein çorbasından meydana getirdik, yaptık buyuruyor, kasem olsun. Hame-i mesnundan, kokmuş çamurdan veya yontulmuş, biçimine konmuş, kıvamına getirilmiş, sürtünmüş, eksiği, gediği düzeltilmiş, hayvanatı zahireden tefrik ve temyiz edilmiş, hayvan olmada bırakılmamış, ahsen-i takvim sırrına mazhar edilmiş, alayilliğine ehil hale getirilmiş mahiyette yaptık. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Ondan ötede, ondan evvel cinni biz nâr-i semumdan, zehirleyip insanı öldüren bir ateşten yarattık. Yine keyfiyet meçhul. Zira ne laboratuvarlarımız ne de teleskoplarımızın başı böyle bir alemden henüz bize bir haber getirmedi, bilemiyoruz. Müslim-i Şerif'te Hazreti Âişe-i Sıddîka radıyallahu anha hazretleri şöyle buyurur. Mevzulara, melek mevzuuna girerken arz etmiştim, bu hadisi tekrar edeceğim. خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَتِ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ اَوْ كَمَا قَالْ Melekler nurdan yaratıldı. Can, mariç ve nardan yaratıldı. Adem'e gelince Kur'an'ın size vasfettiği şeyden yaratıldı. Salsaldan, heme-i mesnundan, akkar gibi salsaldan yaratıldı. Bütün bunlar hemen beşerin yanı başında, Kur'an tezgahında cinninde beraber ele alındı. Muhatap edinildiği, kendisine bir kısım tekliflerin gönderildiği, tebliğlerin gönderildiğini anlatıyor. Latif cisimden yaratılmış cin. Görünmediği için sapanlar inkara sapıyorlar. Cin zaten cenneden gelir. Cennet setere ve kafa demek.
mesur oldu, gizlendi, saklandı. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ derken, gece setrettiği, kapadığı zaman diyor. Mecnun da aklı mesur olduğundan, aklı işe yaramaz hale geldiğinden, deli diyoruz. Onun için inkara sapıyorlar. Cin latif cisimdir, görülmeyecek. Kendi mahiyetiyle hele min haysu huve huve bizim eski tabirle hiç göremeyeceksiniz. Kur'an innehu yarakum huve ve kabiluhu min haysu la teravnehum. O sizi görür. O kabilden olanlar, yani kendi kabile ve tayfası da sizi görür sizin görmeyeceğiniz yerlerden. Onlar size görünmezler. Mevcudiyetlerini size göstermez ve hissettirmezler. Fakat sizin göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Ve tefsircinin ifadesiyle sizi vururlar. Hiç beklemediğiniz yerden, ummadığınız noktadan, hiç ihtimal vermediğiniz bir zikzaktan karşınıza çıkar, zehirli okunu sinenize saplayıverirler. Bir bakışla vururlar. Bir bakışla ayağımı etti, var mı diyen, bir bakışla vururlar. Bir konuşmakla vururlar. Bir takbille, bizim tabir, öpmekle vururlar. Bir lokmada vururlar. Bir kelimede vururlar. Bir tanede vururlar, farkına varamazsın. Bir nohut tanesiyle baş aşağı yıkılır gidersin. O sizi görür de siz onu görmezsiniz. Sizin göremeyeceğiniz yerden sizi gözetler. مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ En tehlikelisi de odur ya, müfessirin bundan çıkararak meseleyi şeytan, şeytan olarak görünmez. Ama nari bu latif cisim, ruh taşıyan bu cisim. Melek nasıl nurdan, bu da nardan latif cisim. Çeşitli suretlerde temessül etmek suretiyle görünür. Kendi suretinde göremezsiniz de meleği göremediğiniz gibi temessül ettiği zaman görünür. Hadisle Kur'an'ın ifadesiyle, Kur'an'ın bu mevzuda çok tahşidatıyla, hususuyla, pek çok işaretiyle şeytanın değişik şekillerde temessülünden bahsediyor. Cinlerin temessülünden bahsediliyor. Cin hayvan suretinde, insan suretinde temessül eder, insanların karşısına çıkar. İlerideki derslerde bu mevzuda sahabinin pek çok müşahedesi var, arz edeceğim sırasıyla. Bugün ancak mevzuyla münasebeti olan şeylerin içine girmeye çalışacağım. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Cin tayfası Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a, alem şumul peygambere ümmet olmuş Efendimiz Seyyidü Sekaleyn olarak arz-ı didar etmiş. Hem cinnin hem de insin peygamberi. Onun için Kur'an-ı Kerim bu iki tayfadan bahsetme zemzemesi içindedir. Bir kaynayış hissedersiniz ki mevcesinde cinleri ve insanları müşahede edersiniz. Hepsi fahri kainatın rahle-i tedrisi önünde hakikat dersi almaktadır. Cin de, ins de. Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem insan olma, yolunu bulma, kıvamına gelme adab ve erkanını öğrenmektedir. Cinler temessül eder, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelirler. Şeytanlar da temessül eder, insanları ihfal ederler. Bir büyüğün ifade ettiği gibi bugün insanlar suretinde adeta temessül etmiş, insanları idlal etmektedirler. İnsanın bakışını, görüşünü, duyuşunu, her şeyini şeytanın saltanatı adına kullanmaktadırlar. Saadet aslında da tıpkı. Enfal sure-i celilesinde bir ayeti kerime Bedre tekaddüm eden anlarda şeytanın temessül ettiğinden bahsediyor. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ وَقَالَ اِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ اِنِّي اَرَى مَا لَا تَرَوْنَهُ اِنَّا خَافُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Şeytan onların amellerini süslemişti. Yapacakları işi onlara süslü püslü göstermişti. Ve demişti ki, bugün ben size komşu olduktan, yardımcı zahir olduktan sonra size galebe çalacak yoktur.
Muhaddislerin ifadesine göre Süraka İbni Malik İbni Cuşum'un şeklinde görünmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hicret esnasında takip eden bu cesur suvari, Süraka'nın kıyafetinde, kılığında temessül etmiş ve onlara böyle demişti. Ben bugün sizinle beraberim, size bugün galebe çalacak kimse yoktur. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ İki topluluk birbirini görünce, Ashab-ı Rasul, Ashab-ı Bedir olan meleklerle keferenin karşısına dikilince, نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ Gerisin geriye çekilmeye durdu, kuvveti tabanda buldu, kaçmaya başladı. اِنِّي اَرَى مَا لَا تَرَوْنَ Görmediğiniz şeyi görüyorum. Sahabinin de müşahedesiyle başlarında sarı sarıklarla, Zübeyir bin Avvam'ın kılık ve kıyafetinde Bedir'de arzı didar eden melaike-i kiramı görüyorum. Nekese alâ akibey. Allah'tan korkarım. Bugün Allah'a karşı gelemem. Onun içimde asıl ettiği endişe, dehşet, o korkunun bende meydana getirdiği ürperti burada durmama manidir. Vallahu şedîdül ikâf. Ashabın kuvve-i maneviyesini kırmak, kendi yardımcılarını baştan çıkarmak, fakat tehlike göze göründüğü anda yardımcılarını dahi orada bırakıp kaçmak, temessül etmiş şeytanın şe'ni. Tefsirciler farklı bir şey anlatmıyorlar. Hepsi aynı meseleye aynı şekilde parmak basıyorlar. Süraka İbni Malik İbni Cuşum, Bedir harekatı, Resul-i Ekrem'in site İslam devletini temel atma merasimi, küfrün karşısında boy göstermesi, Ashab-ı Resulullah'ın zaferle ümit var olabilmeleri ve kefere ve fecerenin kuvve-i maneviyesinin sarsılması, kırılması, işte bu manaları havi, Bedir gibi çok âli bir muharebede şeytan önce boy gösteriyor ve sonra da gaybubet ediyor. Hicret esnasında necitli bir ihtiyar şeklinde Kureyş arasında görünüyor. Kureyş, akabeleri müteakip Resul-i Ekrem kaide bulduğuna inandığı için artık başa çıkamayacakları kanaatine varmışlardır. Akabede uğrunda ölmek üzere Resul-i Ekrem'in elini sıkan kadın erkek büyük bir cemaat vardır ki, dehrin hadiselerini ters yüz etmeye muktedir bir cemaattir. Belki sayıları 200-300'dür. Önde müşrikler, arkada münafıklar Müslümanlarla alay ederken böyle alay ediyorlardı. 300 küsür insanla, Hazreti Musa'nın nehri geçerken arkasında bulunan o kadar inanmış İsrailoğullarının sayısına eş bir cemaatle, Ashab-ı Kehf'in uyuma senelerine müsavi bir cemaatle, dünyaya meydan okuyor gibi Bedir'e gitmek kârı akıl değildir diyorlardı. Ama Ashab-ı Resulullah öyle değildi. İşte müşrikler bunu hissettikleri için Darun Nedve'de toplanmış ve ne pahasına olursa olsun Resul-i Ekrem'in önünü almak, Medine'ye gitmesine mani olmak istiyorlardı. Yine Enfal Sûre-i Celilesi sarih olarak anlatıyor. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Muhterem Müslümanlar dikkat edin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeye mecbur bırakılmış. Ashab-ı Resulullah'a burada yaşayamazsınız denmiş. Ve teker teker her fert gizli açık Mekke'yi terk etmiş, Medine'ye sığınmış. Tam o dakikada Allah Celle Celaluhu durumlarını anlattığı ayette fezzeki olarak onlar ve yemkurûne ve yemkurullah diyor. Onlar çeşitli komplolar, tuzaklar kuruyor, hileler çeviriyorlar. Allah mukabele edecek, çevirdikleri hileleri başlarına çevirecektir diyor. Allah hayrül makirindir. Allah'la başa çıkılmaz. La galibe li emrillah. Allah bir şeye hükmederse bu böyle olacaktır derse kimse galebe çalamaz artık. Allah'a itimat ediniz. Allah'a itimat ediniz şu kadarcık cemaatten dahi Allah'ın Bedir ashabı gibi bir topluluk çıkaracağı mevzunda ümit var olun. Allah'a itimat edin. Allah'ın ayetini tekrar bir kere daha okumuş olayım. Şeytan necitli bir ihtiyar şeklinde temessül ediyor.
Darun Nedve'de toplanmış kafirler. İslam'ı idam etme kararını verecekleri bir dairedir burası. Kureyş'in kefere ve fecerenin baş başa verip, küfür hesabına ve İslam'ın aleyhinde kararlar ister ettikleri bir dairedir burası. 20. asrın cahiliyesi olarak Nedve'yi bir gazetenin adıyla ihya etmek, şeytan saltanatından başka bir şey değildir. Fikir soruyor şeytan. Ne düşünüyorsunuz Muhammed'i halletmek için? Sallallahu aleyhi ve sellem. Darun Nedve'de başlıyor bu iş. Darun Nedve'nin yetiştirdikleri de öyle yapacaktır. Darun Nedve'de başlayan bu iş devam edecektir. Hazreti Muhammed'in ümmetine karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ela inne hizballahi humul muflihun. Diriletmeyin, nigahban olun, ümit var olun. Allah'a intisap edenler galebe çalacaktır. El hakku yalu ve la yu'lu aleyh. Darun Nedve'de şeytan soruyor, ne düşünüyorsunuz? İleride İslam'a girecek Hişam İbn Amir diyor ki, bunu bir atın üzerine bindirelim. Tutalım atın zimamından götürüp köle bırakalım. İyi tembih edelim bir daha geriye dönmesin. O bize zarar vermesin, biz de ona zarar vermeyelim. O bizim şerrimizden, biz de onun şerrinden haşa ondan şer sadir olmaz. Kurtulalım. Necidli ihtiyar bu reyi tasvip etmiyor. Siz bu kadar nafiz insanı nereye bırakırsanız bırakınız, sesi mâkes bulacak, etrafında bir hale meydana gelecek, sizi ezecek ve tüketecek bir kuvvet halinde bir gün Kâbe'nin kapısında dikildiklerini göreceksiniz. Bu reyinizi tasvip etmem diyor. Ebu'l-Bukhturi ayrı bir noktayı nazar beyan ediyor. Bir hücreye kapatalım, deliğinden yemesini içmesini verelim, temin edelim, dışarı çıkarmayalım. Bu görüşünüzü de tasvip etmedim. Çünkü kavim ve kabilesi kendine inananlar başka yerde bir cemaat teşkil edip kapınıza gelirlerdi, önünü alamazsınız bunu. Bir cemaatle bunu alır götürür ve sizin canınızı okurlar. Şeytana şeytanlık dersi veren Ebu Cehil, benim noktayı nazarım şudur. Ben derim ki her kabileden, her aşiretten, her klandan bir adam alalım, bir delikanlı alalım. Dağlayalım kılıçları ellerine verelim. Hepsini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gönderelim. Hepsi birden kılıçlarla üzerine çullansınlar. Beni Haşim kimseye karşı kan davasına kalkamayacak, bütün kabaili karşısına alamayacaktır. Necidli ihtiyar tasvip ediyor, bu reyi beğendim diyor, böyle yapın. Rey tam beğenildi, karar istar edildi. Resul-i Ekrem'in kapısına gelecek bir sürü kefere ve fecere tuğyan ve salalet içinde gelecekleri anda gök şefkatle titremiş. Rahmetin temsilcisi Cibril Emin Resul-i Ekrem'in kapısına inivermiş. Ya Resulallah, Allah şöyle ferman etti. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Sana mekir ve hile düşünüyorlar. Seni bitirmek ve tüketmek kararını ısrar ediyorlar. Liyus bituke diyor, bir yerde bağlayacak, kaydı esareti alacak. Senin ses ve soluğunu tıkayacaklar. Heyhat! Heyhat, güneşe balçık sürülmez. Heyhat, bu hakikati tağiyenin önü alınamaz. Bu taşacak ve bütün insanlığı sulayacak. Kalplerin muhtaç olduğu envarı götürecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönüllere taht kuracaktır. اَوْ يَقْتُلُوكُ veya seni şehit etmek istiyorlar. اَوْ يُخْرِجُوكُ veya beldenden, yerin göbeği Kâbe'den, Mekke'den, doğduğun ana vatanından, Maskat-ı Re'sinden seni çıkarmak istiyorlar. Seni garip kılacaklar. Yerinden, yurdundan edecekler, hileler yapmak istiyorlar. وَيَمْكُرُونَ onlar hile yapa dursunlar ve yapıyorlar. وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Allah da mukabele ediyor. Allah mukabele ediyor, hileleri fiyasko ile neticelenecek. Gizlice hicret emri veriliyor. Ebu Rafi ile, Ebu Bekir ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o güne kadar adı Yesrib olan, o günden sonra bütün medeniyet alemine, medeni olma manasına gelen,
Medine adını alacak, medeniyetin beşiği olacak, Medine-i Tahire'ye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicretle memur kılınıyor. Yapılan hicret farzdır. O kadar ki o gün ondan sonra Resul-i Ekrem hicret ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem inanan herkes hicret etmekle mükellef kılınıyor. Resul-i Ekrem'in etrafında tahşidat yapılacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yarı vefadar, bir fedai, nefsini kendisine feda edecek bir fedai arıyor. Fedai yüzlercedir. Yüzlercedir ama aile efradı içinden senelerce evvel, fazla değil, 7-8-9 sene evvel, kiroz bacaklarıyla Resul-i Ekrem vazife yapacak istediği zaman koşup karşısına çıkan Hazreti Ali bu ağır vazifeyi üzerine alacak. O Kureyş'in, Haşimilerin eşrafına yemek yedirip de yok mu bana yardım edecek dediği zaman 7-8 yaşındaki bu tipli nevret, bu tatlı delikanlı, o ince bacaklarıyla Resul-i Ekrem'in karşısına dikilmiş, ben ya Resulallah demişti. O günden sonra da Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanında perdedar gibi nöbet tutmuş, İslam'ın nöbetdarı olmuş ta şehit olacağı ana kadar. Kahredici, zalim bir hançerle yere serileceği ana kadar. Hakikati uzmanın perdedarı ve nöbetdarı olmuştu. O gün bir fedai isteniyordu. Girecek Resul-i Ekrem'in yerinde yatağında yatacaksa, onu Resul-i Ekrem sayacak sanacaklar da, Resul-i Ekrem emniyet içinde hicret edecek. Şeytandan dersini alan cemaat gece eve hücum edeceklerdi. Edeceklerdi ama kendisini seven Allah çoktan onu evden almış, onlara göstermeden Sevir mağarasına ulaştırmıştı. Himaye edecekti ve ediyordu. Vallahu ya'simuke minennas. Şerefli peygamberim, Allah seni insanlardan gelecek şeylerden koruyacaktır. Senin kılına dokunamayacaklar fermanı süphanesiyle teminat altına almıştır. Bin şeytan dahi toplansa. Teminat altındasınız müminler, kılınıza dokunamayacaklar. Teminat altındasınız, kefere ve fecere size zarar veremeyecek. Teminat altındasınız, bu yeşermiş filizleri Allah kurutmayacak. Gelecek neslin İslam hesabına tuğyan mı diyelim bilmem. Tuğyanın karşısında batıl hiçbir kaide ayakta duramayacak. Bir Bedir olacak. Şeytan ve şeytan hakimiyeti, melek ve meleği aladan gelenler karşısında her şeyi kaçmada bulacaklar. Ve yemkurune ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Bütün tuzaklar ve hileler ters yüz edilecek. Kalbinde inanma, marifet ve izan kabiliyetini köreltmişlerin başına döndürülecek. Ali yatakta yatıyor radıyallahu anh. 20 yaşında var mı yok mu bilemiyoruz. 6-7 yaşında ayın etrafında haleden bir parça yerini aldığına göre 10-12 sene sonra hicrette 20 yaşında var mı yok mu bilemiyoruz. Kanının ve canının tam kıvamında olduğu devrede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için yatakta bir kurban gerekmiş, bir beşeri mezbuh gerekmiş. Kılıçlarla üzerine inecek ve darbe vuracaklar. Bunun için bir kurban gerekliyse Ali olmalıdır. Ali yatakta Resul-i Ekrem yerine boğazlanmaya hazır. Mus'ab'ın Uhud'da yaptığı gibi tıpkı. Kefere ve fecere tecavüz esnasında Ali'yi karşılarında görünce şaşırmışlardı. İlk şaşkınlık, tuğyanın sönmesi, ne yapacaklarını bilememe, masum Ali'ye kıymak ise başlarına gayle açmak olacağını düşündüklerinden ötürü Allah orada dahi isabetli bir karar verdirmemiş, şaşırtmıştı. Elleri koyunlarında şaşkın şaşkın geriye dönmüşlerdi. Ali de elini kolunu sallaya sallaya arkadan gelmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetişmişti. Çok arkadan gelenler, bir hakikat uğruna, hakikat sahibine yetişecekler olacaktır inşallahü teala. Şeytan temessül etmiş görünmüştü ama
fayda vermemiştir. Zira onun karşısında bütün kuvve-i kutsiyetiyle mele-i âlâ vardı. Onun karşısında Allah vardı Celle Celaluhu. Esbaba riayet edin. İstenen şeraiti yerine getirin. Şartı adi olarak size terettüp eden vazifeyi yapın. Şe'ni rububiyete, şu'unat-ı ilahiyeye karışmayın. Tabir caizse vazife-i ilahiyeye müdahale etmeyin. O sizi hacil ve rüsvay etmeyecek. O sizi mahzun ve mükedder etmeyecektir. Habibi edibini etmediği, yarı vefadarı Sıddık-ı Ekrem'i etmediği, Ebu Rafi etmediği, Ali İbn Ebi Talib'i etmediği gibi etmeyecektir. Şeytan temessül ediyordu ama faydasızdı. Ben temessülden bu misallere geçtim. Onun habis temessülünü göstermek için. O asırda temessül ediyordu şeytan. Defere için böyle gerekiyordu, müminlerin de içine girmesi mümkün değildi. Vicdanlar tefessüh edip her gönül onun için tahtgâh olunca dıştan görünmesine lüzum kalmadı. Onun için hükmünü içlerde icra ediyor şeytan. Ebu Hüreyre Buhari'de, Muaz İbni Cebel Taberani'de naklettikleri rivayette şeytan, müminlere her hususta zarar vermek için temessül eder. Müminlere her hususta zarar vermek için karşılarına çıkar. Ne yaparsa kâr sayar. Buhari'deki Ebu Hüreyre rivayeti hemen hemen Taberani'nin anlattığı Muaz İbni Cebel vakasıyla aynıdır. Ebu Hüreyre diyor ki radıyallahu anh, o Devs'in sultanı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif zekatına beni muhafız olarak vazifelendirmişti. Ben bekliyordum. Bir de ne göreyim, insan gibi bir şey bu zekata dalıyor, müdahale ediyor, avuçluyor, bir şeyler yapıyor. Bereketine müdahale, içine şer ve şirret atma, onu zararlı kılma, manevi nasıl şerareler, tabiri caizse nasıl radyasyonlar içine bırakma bilemiyoruz ve bir hüküm veremiyoruz. Elinden tuttum ve dedim ki behemhal seni Resul-i Ekrem'e götüreceğim. Bana dedi ki da'ni fe inni muhtaç ve aleyye iyal ve liye hacetun şedide. Bırak beni, ben muhtaç bir insanım. Üzerimde ağır aile yükü var. O şiddet ihtiyacım var bazı şeylere. Ben de diyor ki acıdım, merhamet ettim. Fakalleytu sebilehu. Salıverdim gitti. Ertesi gün Resul-i Ekrem'in huzuruna geldim. Ben hiçbir şey söylemeden şöyle buyurdu. Ya Ebu Hureyre, ma faale esirukel bariha. Dün esirin ne yaptı senin? Dedim ki ya Resulallah, ben yakaladım, sana getireyim dedim. Dedi ki ailem vardır, aile efradım vardır, ihtiyacım vardır, muhtaç bir insanım, bırak beni dedi. Ben de bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakat kezebe fese yahut. Yalan söylüyor, bir daha gelecektir. Ben Resul-i Ekrem haber verdiği için bekledim. Aynen gördüm, yine geldi. Buhari'de anlatıyor. Buhari'de bir meseleyi görmek, Kur'an-ı Kerim'den sonra en mevsuk yerde görmek, doğrudan doğruya Resul-i Ekrem'den işitiyor gibidir. Yine geldi, yine aynı şekilde vaka cereyan etti, yine merhamet ettim, sahabi merhameti. Yine bıraktım gitti. Üçüncü defa Resul-i Ekrem yine buyurdu, fakat kezefese yavuti Ebu Hureyre. Yalan söylüyor, dönecektir. Şeytanın şeni yalan söylemektir. Şeytanın tahtı yalan üzerine kurulmuştur. Onun ticaretinde yalan, yemesinde içmesinde yalan, ahlakı yalan, her şeyi yalan. 20. asırda nifak adına kurulan hükümranlığın kendisi de yalan. Şeytan yalan söyler. Fakat kezefete yahut yalan söylüyor ya Ebu Hüreyre, dönecektir. Uyanık olun. Uyunuz, sahiri olun. Hasmınızı dozanetmeyin. Tüylerinin yumuşaklığına bakıp aldanmayın. Eledi hısamdır onlar karşınızda. Fese yahut ya Ebu Hüreyre. Üçüncü defa Ebu Hüreyre diyor, elinden tuttum. Sımsıkı tuttum, götüreceğim seni Resulullah'a. Götüreceğim, iflah etmez bu defa. Bana dedi ki bırak, anlaşıldı, götüreceksin. Bırak dediği gibi doğru, ben yalan söylüyorum. Ama sana bir şey öğreteyim. Bundan sonra sen bu öğrettiğim şeyi söylersen sen ben ve emsalimin zararından masum kalırsın. Sana bir şey öğreteyim.
Yatağına geldiğin zaman ayet-el kürsi'yi oku. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Sen uyuyorsun. Allah uyumuyor, hayy ve kayyumdur. La te'ekuzuhu sinetu ve la nevm. Ne uyuklama ne de uyku. Semtül uhiyetine sokulamaz onun. Uyanırken sen kendine bak. Uyurken de kendini ona teslim et. Ta emni eman içinde olasın. İşte bunu sana öğreteyim, oku da. Ne şeytan, ne büyüğü, ne küçüğü, ne temessül etmişi, ne de etmemişi semt-i nasutiyetine sokulamaz. Bıraktım. Geldim, Resul-i Ekrem sordu. مَا فَعَلَى اَسِرُكَ الْبَارِحَةَ يَا اَبَا هُرَيْرَ Esirin yine ne yaptı ya Ebu Hureyre? Dedim, ya Resulallah böyle dedi bana, ben de bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. فَقَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبُ Cümle değişti. Doğru söylemiş, yalancı olmasına rağmen. Yakayı kurtarmak için doğru söylemiş. Bir firavunu zelildir ayak öper menfaati karşısında. İşin içine can, kan, mal meselesi girince bir firavunu zelil gibi ayak öper. Nifakın şe'nidir, yalanın şe'nidir. Fakat sadakake ve huve kezûf. Doğru söylemiş ama yalancıdır o. Biliyor musun o kimdi ya Ebu Hüreyre? Hayır ya Resulallah. Şeytandı buyuruyor. Şeytanlardan bir şeytandı ya Ebu Hüreyre. Ne düşünüyor, ne ediyordu belli değil. Niçin Ramazan zekatına ait hazineye müdahale ediyor? Yümünsüzlük, bereketsizlik adına neler yapmak, karıştırmak istiyordu belli değil. Ama şeytandı ya Ebu Hüreyre. Kendine göre istifade şekli ve çeşidi vardır, onu yapıyordu. Muaz İbni Cebel Taberani de hemen hemen harfi harfine aynı şeyi anlatıyor. Benzeri vakaları İstanbul'umuzun hamisi Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretleri ve Saadet Asrı'nın radıyallahu anh alimi, üleması Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Hazretleri aynı benzeri vakaları naklediyorlar. İlerideki derslerden münasebet geldikçe temessülatın daha çeşitlerine dikkatinizi çekecek, arz etmeye çalışacağım. Şeytan her halükarda Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zarar verecektir. Sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten. Kur'an cihat-ı erbaden gelen şeytanınızdan bahsediyor size. Ve en tehlikelisi de sağdan gelenidir. Yani sureti haktan görünenidir. Yani omuzunuza maddi manevi nefinizi taşıyarak yanınıza gelendir. Gururunuzu, kibrinizi okşayarak sizi baştan çıkarandır. Riya sum'a yaptırandır. İbadet-ü taatınızın içine daygıllı kış katandır. En tehlikelisi doğru gibi göründüğü halde sırtında yanlış, yalan şeyler taşıyandır. Bağışlayın, Allah affetsin. Çirkin tabirler çok çıkıyor ağzından. Sağdan, soldan, her taraftan gelir. 20. asırda ise müminleri çepeçevre sarmış. Ve diğerleri ise zaten bir temamiha işgale uğramış ve teslim olmuşlardır. Onun için onlar şeytan tarafından işgale uğradıklarının farkında değillerdir. Hiçbir işgal memleketi istiklalin ne demek olduğunu bilemez. Az buçuk istiklali tadanlardır ki onun tamamını elde etmek için cehd sarf ederler. Müstemleke memleketler. Bunlar pek müstemlekecilerin tahtı esaretinden çıkmak istemezler. Onlar varsın sömürsünler. Bunlar dişlerini sıkar ve dayanırlar. Şeytan işgaline uğrayanlar öyledir. Ama az buçuk onun hakimiyetine baş kaldıranlar tam istiklallerini elde etmek için cehd ve gayret içindedirler. Cenab-ı Hak bizi bu ikinci güruha ilhak buyursun. Onun karşısında ümidimizi yitirmeden, gayretimiz tükenmeden mücadele ve mücahede verme imkanını bizlere bahşeylesin inşallahü teala. Şeytanlar, insan ve hayvan şeklinde temessül ettiği gibi, kimisi de bir hadis-i şerifte Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh hazretleri, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de bir tayfa vardır ki, yılandan, çıyandan, akrepten, onları gördüğünüz zaman ikaz edin, itaat teklif edin, dinlemezlerse ondan sonra öldürün. İkaz edin evvela, zira o şekilde temessül etmişlerdir buyurur. Veya işlerine girmiş sevk ediyorlardır demektir. Yerinde arz edeceğim bu hususu da inşallahü teala. Temessül ettikleri gibi aynen insanlar gibi
doğarlar, yaşarlar, büyürler ve ölürler. Tıpkı insanların tabi bulundukları ahkama, kanuna, nevamise tabidirler. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki hükmü de gayet sarihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dualarında Allahümme inni a'udhu bi izzetike la ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyüllezi la temut vel cinnu vel insu yemutun. Senin izzetine sığınıyorum ey mabud-u mutlak, maksudu bil istikak, beni saptırma diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beni azdırma, beni doğru yoldan çıkarma diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hayy la yemutsun, sen öyle bir haysin ki vefat etmezsin ama cin ve ins vefat eder buyuruyor. İns nasıl ölüyor, cin de öyle ölür. Onlardan evvel cin ve insten de pek çok kimseler gelmiş, yaşamış ve gitmişlerdi. İşte bunlar sayıyor bir kısım durumları. Bunlar tıpkı kendilerinden evvel yaşayan ins ve cin gibi yaşadılar. Mazi onlarla doludur. Onlar da dünyayı bırakıp gittiler. Cinlerin de tıpkı insanlar gibi vefat ettiğini ve edeceğini anlatıyor. Erkeklik ve dişilikle tenasül edeceklerini anlatıyor. Onun için oldukları gibi ahkamı Kur'an diye inanmak lazım bunlara. Şimdi onlara vehim ve hayal diyenlere soralım. Doğup büyüyen, yaşayan, vefat eden, erkeklik ve dişilik taşıyan nasıl vehim ve hayal olur? Veya çevirelim, vehim ve hayalin erkeklik ve dişiliği nasıl tasavvur edilir? Veya mikropların insanların yanına koyup onlara namaz kılın, oruç tutun, siz de öleceksiniz. Tıpkı evvelkiler yeryüzünü boş bıraktıkları gibi siz de bırakıp gideceksiniz sözü nasıl söylenir? Veya beşeri kuvve olarak biz öldüğümüz zaman her şey bitiyor. Bizim yanımızda kuvvalarımız, şehevi ve gadabi duygularımız nasıl muhatap olarak ele alınır? Bu nasıl Kur'an anlayışıdır, Allah insaf versin. Felsefe insanı böyle sarhoş ederse, elbette bakış bulanacak ve hakikatin berrak siması olduğu gibi onların nazarında görülmeyecektir. Allah insafı izan versin. Nasıl mikrop diyebilirsiniz ki, onlarda müthiş güç ve kuvvet var. Dalalet, küfür ve küfran içinde bulunan şeytanlar, meredesi onların. Binlerce insanın yapacağı dalalet ve tuğyanı yaparlar. Şeytan şatineden veyahut da şata yeşituden gelen bir şey. Birine göre mana helak oldu manasına. Öbürüne göre de müthiş azgın tağî demektir. Cinniyle şeytanıyla pek çok şeyler yapan cin tayfası nasıl mikrop olabilir ki? Kur'an-ı Kerim çok büyük işler çevirdiklerini söylüyor. Hazreti Süleyman aleyhisselam, ins ve cin tayfasının yanında cemaat halinde bulunduğu bir dönemde, Sebe halkı Müslüman olarak gelmeden arşıyla onu bana kim getirecek dediğinde قَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِّ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَاِنَّ عَلَيْهِ لَقَبِيٌّ اَم۪ينَ Nezdinde bulunan bir ifrit cinnilerden dedi ki sen yerinden kalkmadan ben onu sana hazır ederim burada. Kavi ve eminim. İtimat et bana ve bunu getirmeye muktedirim. Hazreti Süleyman'la alakalı يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ Mihraplar, mescitler yapmaları. Hazreti Süleyman'ın emrine müsahhar olarak insanlardan daha çok bu işte muvaffak olmaları. Süsler ve bedi'i sanatları yaptıkları binalara işlemeleri. Tezyinat yapmaları. Tecmilatta bulunmaları. Ve kocaman kablar kazanlar, yerinden kalkmaz rahatsız kazanlar yapmaları ve denizlerde kocaman vapurlar inşa etmeleri bunların müthiş güç ve kuvvetlerine delalet ediyor. Bu bunlara, bunların böyle olduğuna delalet edip dururken bunlara mikrop hükmünü vermek mümkün midir? Vehim ve hayal demek mümkün midir? Ve böyle denirse Kur'an'ın bir hükmünü inkar etme çıkmaz mı bundan? Onun içindir ki talimi Kur'an içinde inanılması gereken her şeyi kabul edecek ve öyle inanacağız. Cenab-ı Hak doğruya olduğu gibi inanmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Ve en nihayet cinler mükelleftir.
arz edeceğim şeyler arasında mükellefiyetleri, aralarında gelecek peygamberleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin alem şumul peygamberliği ve ondan öte onların bir kısım evsafı ve ahirette görecekleri ceza, ikab veya mükafatı neyse durumları. Sırasıyla arz edeceğim şeylerden cin ve ins her ikisi de Allah karşısında mükelleftir. Namaz kılmakla, oruç tutmakla mükelleftir. Ahkam-ı ilahiyeye riayetle mükelleftir. Ya ma'şerel cinni vel ins, elem ye'tikum rusulun minkum yakussuna aleykum ayati ve yunzirunakum liqa'a yevmikum hâzâ. Kâlu şehidnâ alâ enfusina ve garrettumul hayâtü dünyâ. Ey ins ve cin topluluğu! Size ayetlerimi ceste ceste anlatır peygamberler göndermedim mi? Size peygamberler gelmedi mi? يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Bugün karşılaştığınız günden, bu kötü encamdan sizi sakındıracak nebiler size gelmedi mi? Cin ve ins diyor. Cin ve ins mükellef. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ اَنْفُسِنَا. Cin ve ins diyecek ki aleyhimizde şehadet ediyoruz. Aleyhimizde şehadet ediyoruz, bize elçiler geldi. Hakkın dellalları geldi. Ses ve soluklarını duyduk. وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَغَرَّتُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Dünya hayatı onları aldattı, bunu ifade ediyorlar. Dünya hayatı onları aldattı ve kendi aleyhlerinde şehadet ettiler. Ve kafirler husran ve tuğyan içindedirler. Bu ve emsali ayetler hususiyle Sûre-i Rahman baştan aşağıya gösteriyor ki cin tayfası, ins tayfası gibi mükelleftir. İmkan elverdiği nisbette sırasıyla bunları arz edeceğim inşallah. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Mükellefiyetimizi müdrik kılsın. Bizi sırat-ı müstakimde sabit kılsın. Lillahi Teala el-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar! Âlem şumul bir davetle zuhur eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, semekten meleğe kadar, cinden insa kadar bütün varlıkların dinlediği, söz söylerken kulak kesildiği, hitabına karşı onu söz sultanı saydığı müstesna ve mümtaz bir zattır. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam kıldırdığı mahlukat namazında, imam olduğu cemaat arkasında cinden inse kadar, insten meleğe kadar, melekten ruhani ve semeye kadar büyük bir cemaattir, cemaat-ı uzmadır. Arş, ferş, kürsi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını namaz kılar. O dildarın duasını amin der. Onun istedikleri şeye karşı evet ya Rabbi biz de istiyoruz ver. Müsbet cevap istek ve dileğinde bulunurlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam irad ettiği hutbesiyle bütün mahlukatı arkasına almış onlara söz dinlettirmiştir. Beşer bunun farkına varsın, varamasın,
onun farkına varamadığı alemlerde dahi mevcelenmeler, oynamalar olmuş. Kulaklar onun için kabartılmış, gönüller onun için heyecanla dolup taşmaya başlamış. Bir anda bütün kainatta sadece ve sadece Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi duyulur hale gelmişti. Duyulur hale gelmişti ki gökte ve yerde olan esrarengiz hadiseler, anlaşılmaz garayip cinlileri yeryüzünde aramaya sevk etmişti. Bucak bucak dolaşıyorlardı. Köy köy, kasaba kasaba her tarafa selam çakıyor, onu arıyorlardı. Göklerle oynayan birisi vardı. Gök ve yer arasında münasebet kuran, bu büyük esrarın çözülmesiyle, bu müşkil muammanın halliyle gelen birisi vardı ki, yerde ve gökte garipler birbirini takip ediyordu. Mekke'ye kadar geliyorlardı. Esrarın anahtarları elinde olan zatı, bugün adına bina edilen mescid içinde buluyorlardı. Resul-i Ekrem Kur'an okuyordu. Bir avuç hesabı etrafında toplanmış bulunuyordu. 2-3 diyelim, 4-5 diyelim ama gam yemesin Nebi. Cinler aramış kendisini bulmuş. Melek sesine sözüne kulak kesilmiş onu dinliyordu. Resul-i Ekrem Kur'an okuyor. Allah sevk etmişti cinleri. Ve izi sarafna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Kur'an'a kulak kabarsınlar diye sana cinleri ben gönderdim diyor. Azametle onları biz sevk ettik. Bucak bucak biz dolaştırdık. Zimamı eline verdik, Mekke'ye biz çektirdik. يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوا Saf bağlayıp kulluk anlayışı içinde divan durdular. قَالُوا اَنْسِتُوا Sesinizi kesin dinleyelim. Sesinizi kesin Kur'an'ı dinleyelim, başka sese söze benzemiyor. Sesinizi kesin Kur'an'a kulak verelim, müşkül küşa geldi. Sesinizi kesin, Kur'an'ı gönlümüze indirelim, esrarları açan geldi. Ansitu. Ansitu dediler, seslerini kesip kulak kabarttılar. Resul-i Ekrem orada dinlerken kendilerinden geçiyorlardı. Bir ansitu sesidir ki dalgalanıp gidiyordu. Muhbir-i Sadık bu sesi duyuyor, cuş vuruşa geliyordu. فَلَمَّا قُدِيَ وَلَّوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ Hakk'a inandıktan, hakikati sineye indirdikten sonra dur mu olur mu gayri? Dinleyip hazmettikten sonra وَلَّوْ اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ Her biri bir elçi kavminin içine yayıldı Hakk'a onları davet etmek için. Ya kavmena! Ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa! Ey cemaat, Musa'dan sonra bir kitap indi. Muhtemelen öyle anlıyorum temsilcilere muhalif olarak. Gelen o cinler herhalde Hazreti Musa'ya inanan Yahudi cinlerdi. Ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa! Yehdi ilel hak ve ila tarikun müstakim. Musa'dan sonra insanların gönlünde heyecan hasıl edecek bir kitap nazil oldu. Hidayete ve tarik-i müstakime davet eden bir kitap nazil oldu. Ya kavmena ecibu da'i Allah! Ya kavmena ecibu da'i Allah! Ey cemaat, Allah'a davet eden bu zata icabet edin. Bu zatı dinleyin, kurtuluşa erin. Ey cemaat, bu sese kulak verin. Ey cemaat, Kur'an'da kıvamınızı ve şeklinizi bulmaya çalışın. Cemaat fevç fevç geliyordu Resul-i Ekrem'e. İbni Mesud'un, Enes'in, Muaz'ın, Ebu Zer'in rivayet ettiği hadislerde. Resul-i Ekrem ileride gidecektir. Şerai onlara talim edecektir. Yiyecekleri, içecekleri mevzularda haram ve halal onlara, haram ve halal mevzunda ahkamı onlara götürecektir. Davete icabet edip gidecek, her şeyi onlara anlatacaktır. Ve döndüğü zaman bütün cinleri anlatan Sure-i Rahman onlara okuduğunu bize ifade buyuracak. Sahabe-i kirama az da taneder gibi Sure-i Rahman onlara tilavet ettiğini ifade buyuracak.
Sure-i Rahman'da cin ve ins omuz omuza beraber anlatılır. Gök yerin nizamı intizamı anlatılır. Allah tarafından vaz edilen nizam anlatılır. Kavanin ve nevamis anlatılır. Tabiat ve tabiattaki şartlar anlatılır. Zimamdarı anlatılır. Her şeyin dersi kudretli olduğu anlatılır. Daha sonra cin ve insin hilkatı anlatılır. Anlatılır da vücuttan Adem'den, Adem'den vücuda gelen, yokluğu arkada bırakıp vücutta serfiraz olan cemaata vücut nimeti imtinan mahiyetinde anlatılır. Febeyyi alâ-i rabbikuma tükezziban denir. Rabbinizin hangi nimetini tekzip edeceksiniz? Herkesin yaşadığı buğutlar içinde meşrikleri, mağripleri anlatılır. Rabbül meşrikeyn ve Rabbül mağribeyn, cinin mağribi, insin mağribi, cinin meşriki, insin meşriki ve kendilerine, hilkatlarına göre daha çeşit çeşit mağripler ve meşrikler, Rabbül meşariki ve Rabbül mağarip diye kendisini tanıtıyor. Sonra Rabbinizin hangi nimetini tekzip edersiniz? Deryalar, deryaların içindeki inci mercanlar anlatılır. Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Denizler, denizlerdeki vapurlar kurulacak saltanat. Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Ve nihayet fani dünya, kapanacak dünya, sönecek güneş, yok olacak eşya ve hadiseler. Kullu men aleyha fan. Ve yebgâ ve çu rabbike zülcelâli vel ikram. Kurb-ı huzuruna gidecek nimetlerinden istifade edeceksiniz. Bunun için dünyanın kapanması, faniler fena damgasıyla damgalanması, yok olması lazım. İşte bu nimet karşısında dahi Rabbinizin hangi nimetlerini tekzip edeceksiniz? Ve sonra yes'eluhu men fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde bulunan herkes hesaba çekilecek. Herkesi sorguya tabi tutacak. Ve sonra mahşer, kıyamet, mizan kurulacak. Bütün bunları sıratıyla anlatır cin ve inse. Cehennem bütün dehşetiyle anlatılır. Cennet bütün iç açıcı nimetleriyle anlatılır. Cin ve insin elinin değmediği huri ve gılmanı ile anlatılır. Sure, Sure-i Rahman. Sonunda tebârekesmü rabbike zilcelâli vel ikramdir. Rabbi Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri kurduğu şu düzende çevirdiği eşya ve hadiseler içinde oynadığı şeyleri kutsi tasarrufatını nakleder. Sure-i Rahman cinleri cuşu huruşa getirmiştir. O kadar ki Resul-i Ekrem döndükten sonra ashabını okudu. Okudu da tavırlarını beğenmedi. Ve şöyle buyurdu. El cinnu ahsenu minkum radden. Ve ma qara'tu min tebe'yâ lâ'i rabbikuma tükezziban illâ kâlu. وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدِ. Cinler sizden iyi cevap veriyorlardı ashabına diyor. Medine'de onları Beyza'ya veya Mekke'de onları Beyza'ya diyor. Cinler sizden iyi mukabele ediyorlardı. Ben ne zaman tebe-i alâ-i Rabbikuma tükezzivan dedimse, irkildi oynadı ve şöyle dediler, hayır ya Rabbi, senin hiçbir nimetini tekzip etmiyoruz. Hamd ve minnet sana aittir. Ashab-ı Resulullah iyi mukabelede bulunmamıştır. Ashab-ı Resulullah iyi mukabelede bulunmamıştır. Resul-i Ekrem terişte ediyordu bunu. El cinnu ahsenu minkum radden. Ve ma qara'tu min febe'yi alâ-i rabbikuma tükezziban. İllâ kâlu ve lâ bi şeyin min âlâike rabbena nukezzibu felekel hamd. Senin âlâından, senin nimetlerinden hiçbir şeyi tekzip etmiyoruz ya Rabbi. Hamd ve minnet sana ait diyorlardı. Muhterem cemaat, cin tayfası karşısında hayat-ı ilahi tilavet ediliyor. Cin tayfası boynunu büküyor, inkiyat ediyor, Resul-i Ekrem'in etrafında halaka oluyor. Kur'an-ı Kerim'i asırdan bu asra kadar aynı hakikatlara tercüman, aynı şeyleri dile getiriyor. Kalbinize ne oldu sizin? Ruhunuza ne oldu sizin? Ne oldu ki âlâ-i ilahi başınızdan aşağı yağıyor olduğu halde? Ne oldu ki Allah nimetlerini sıralayıp durduğu halde? Siz nîam-ı ilahi karşısında samit infalinizde uyuşuk uyuşuk duruyordunuz.
cin velâ bi şeyin min âlâike rabbenâ nükezzibû diyor. Ne zaman diyeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ı hayata düstur yapıp da hiçbir şeyi tekzip etmiyoruz diyeceksiniz? Ne zaman bütün emir ve fermanlarına intiyat edeceksiniz? Ne zaman onu hayatınıza düstur yapacaksınız? Ne zaman yalancıktan yaşamayı bırakıp hakiki olarak Kur'an'ın kubbesi altında ona sahip çıkacaksınız? Ne zaman geceniz gündüzünüzden aydın olacak? Ne zaman kabrinizi gündüzünüzden aydın etme yoluna gireceksiniz? Ne zaman Darüsselam'ın cemaati haline geleceksiniz? Ne zaman Allah'ın maksatlarını anlayacaksınız? Ne zaman Hazreti Muhammed'den dinliyor gibi onu dinleyeceksiniz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne zaman 3 asırlık gafleti üzerinizden atacak, yeniden İbn-i Revaha'nın ifadesiyle Allah'a inanacaksınız? Ne zaman Allah'a inanacaksınız müminler? Allah Kur'an'ında ya eyyühellezine amenu aminu diyor. Ey iman edenler iman edin diyor. Ey şakacıktan işin ucundan tutanlar iman edin diyor. Ey kenardan dolaşanlar ashab-ı Bedir gibi işin altına girin diyor. Ey gecesini sıcak ve yumuşak döşeklerde geçirenler, gündüzünü gaflet içinde imrar ettirenler iman edin diyor. Ne zaman iman edeceksiniz? Ne zaman münadiyi duyup ya kavmena inna semina Kur'anen acaba diyeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ın mevceleri içinizde iman heyecanı meydana getirecek? Ne zaman fıskı fücur elveda deyip sokak ve çarşılarınızdan uzaklaşacak? Ne zaman yalanı görmeyeceğiz, bir dünya kurulacak? Ne zaman meharike göğüs gelecek? Ne zaman yeter yastığımız ve oturduğumuz şey şey kasaba kasaba dolaşalım diyeceksiniz? Ne zaman camilerde bulunduğunuz halde Kur'an'dan uzak bulunmayı terk edeceksiniz? Ne zaman Kur'an ayrı vadide, siz ayrı vadide dalalet ve duyanını terk edeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ı raflardan indirip içine ineceksiniz? Ne zaman Kur'an'ın küfürün basını silecek, kitabımdır diye sahip çıkacaksınız? Ne zaman cemaat, ne zaman dolaştığınız her yerde ya kavmena inna semena Kur'an'ın acaba? Ne zaman ecibu da'i Allah diyeceksiniz? Allah'ın davetçisine icabet edin. Bu mevzuda başınızı bu yola koyun. Resulullah'ın eşiğinden başınızı ayırmayın. Mev'ud olan şafakattın. Sesi tatlı horozlar ötsün. Hazreti Muhammed'in ruhaniyeti ufkunuzda temessül etsin, belirsin. Gönlünüze sekine ve itminan insin. Allah sizden razı olsun. Yolunda sizi kaim ve daim kılsın. Elâ inne ahsenel kelâmi ve eblâ'n nizam. Kelâmullâhil melikil azîzil allâm. Kama kâlallâhu tebâreke ve teâlâ bil kelâm. Ve izâ kurel kurânu feslemû leh. وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المرسل عظيمًا لنبيه وسكرمًا لفخامة الشعر الصفيه فقال الله عز وجل من ظاهر مكرم وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر وفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأكثر منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم حشر الغراب
Bak şimdi Allah'ım bu kâbi. İbadallah. Allah'ın kulları. İttakullâhe ve ati'û. Allah'a karşı çok saygılı olun. Büyüklüğü kadar saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar saygılı olun. Nimetlerinin azameti, cesameti kadar saygılı olun. İhtiyacınız kadar saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Kerim ve Rahim Rabbinizin himayesine girin ve ona itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dürüst yaşamakla, zira doğru giden ok hedefine varır. Dürüst yaşamakla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. O sizi gören Rabbinizi onu görüyor gibi kulluk yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, âli olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması, şehbal açması istikametinde malınızı, canınızı o hususa sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve sahibi İslam'ın, Kur'an'ın ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre eğri bir yol içinde tek doğru yol olan İslam'ı bulasınız. Cennete dahil olasınız. Akimis salah, inne salate tenha anil fahşai vel munker. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.